Kanalımıza hoş geldiniz sevgili gençler. Din kültürü yazılı sorularının çözüm videosuyla karşınızdayız. 7. sınıf 2. dönem 1. yazılı soruları arkadaşlar. Kanalımıza 7. sınıflara ait tüm derslerin çözümlü yazılı soruları vardır. Videolar kısmını tıklarsanız orada istediğiniz dersin yazılı sorularını izleyebilirsiniz. 1. sorumuzla başlayalım. Hazreti Muhammed Mekke'den Medine'ye hicret ettikten sonra İnananları birbirlerine kaynaştırmak ve sosyal dayanışmayı sağlamak amacıyla Mekkeli muhacir Medineli Müslüman ile kardeş ilan etmiştir. Evet, Mekkeli muhaciri Medineli Müslüman ile kardeş ilan etmiştir. Yukarıda verilen paragrafta anlatılan Alevilik ile ilgili temel kavram hangisidir diyor arkadaşlar. Evet, yukarıdaki semah, razıklık ve kul hakkını sorulması, Hızır orucu, müsahiplik. Evet, Alevilik'te müsahiplik yani kardeşlik vardır arkadaşlar. Müsahiplik makamı kardeşlik kavramıdır. Müsahipler birbirlerine kardeş gibiler, birbirine hata yapmazlar. Kesinlikle birbirlerinin her türlü davranışlarından sorumludurlar. Ne diyor? Yukarıda verilen paragrafta anlatılan Alevilik'le ilgili hangi temel kavram hangisidir diyor. Aslında bu tam örtüşmemektedir bu bilgiyle bu kavram arkadaşlar. Ama müsahipliğin dışında başka bir şey değildir. Doğru cevap müsahiplik olacak. İkinci sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesindeki tasavvufi, evet, tasavvufi bir yorum değildir diyor arkadaşlar. Malikilik, Nakşibendilik, Kadirilik, Yesevilik. Evet, burada arkadaşlar Nakşibendi, Kadir ve Yesevilik tasavvufi yorum çeşitleridir. Malikilik ise bir tasavvufi yorum değildir. İslam düşüncesinde doğru cevap A seçeneği olacak. Geçelim üçüncü sorumuza. Aşağıdaki mezheplerden hangisi İmam Azam Ebu Hanife tarafından kurulmuş bir mezheptir? Evet, Ebu Hanife kendi adıyla bir mezhep kurmuştur arkadaşlar. Yani bu mezhebin adı da zaten Hanefiliktir. Doğru cevap D seçeneğinde. Ebu Azam Hanefi'nin kurduğu mezhep Hanefilik mezhebidir. Cevap D seçeneği. Dördüncü soru arkadaşlar, ne diyor bakalım? Yukarıdaki maddelerle aşağıdakilerden hangisi tanımlanmıştır? Evet, yukarıda bir tanım verilmiş. Bunu bulmamız isteniyor. Bakalım, Allah tarafından gönderilmiş peygamberler aracılığıyla bildirilir insanların hem bu dünya hem de ahirette mutlu olmalarının amaçlayan kavram arkadaşlar. Din kavramıdır. Çünkü dinin amacı insanların hem bu dünyada hem de ahirette mutlu olmalarını sağlayan bir yol göstericidir din. Doğru cevap B seçeneği olacak. Beşinci sorumuza geçelim. Burada bir diyalog var sanırım. Ne diyor? Buna göre kimin ya da kimlerin açıklaması yanlıştır. Evet, bir diyalog verilmiş. Diyalogda hata yapanlar soruluyor bizlere arkadaşlar. Bakalım. Din vahiye dayanır diyor Ahmet. Bu doğru. Din vahiye dayanır. Aslı din değişmez. Evet, Aslı'nın dediği de doğru. Mehmet din anlayışı dine aykırı olabilir diyor. Hayır, dine aykırı olamaz. Bu yanlış. Derya din tek iken din anlayışları çok olabilir. Evet, din tek iken din farklılıkları, din yorumları yani diyor. Farklı olabilir. Evet, bu da doğru. Yani sadece Mehmet'in kim yanlış kaldı? Evet, sadece Mehmet yanlış, diğerleri doğru. Doğru cevap C. Sadece Mehmet'in söylediği yanlıştır arkadaşlar. Burada geçelim. Altıncı soru. Ahirette Allah'ı görebilecek miyiz? Şeklindeki sorulara verilen cevap aşağıdakilerden hangisidir? Evet, cevap. Bu soruya verilen cevap hangisi olabilir diyor arkadaşlar. İtikadi mezhepler. Evet, cevap veren mezhep hangisidir? Bunu kim söyler? Buna kim cevap verir arkadaşlar? Ve buna cevap veren mezhebin adı nedir diyor. İtikadi mezhepler, ameli mezhepler, tasavvufi mezhepler, fıkhi mezhepler. Evet, ne diyor Allah'ı? Ahirette Allah'ı görebilecek miyiz? Bu mezhep hangisi olabilir arkadaşlar? Buna cevap verir. Elbette ki itikat, ne kadar itikat edersen o kadar yaklaşabilirsin. İtikadi mezhepler doğru cevap A seçeneği olacak sevgili gençler. Geçelim 7. Aşağıdakilerden hangisi fıkhi mezheplerden birisi değildir? Evet, hangisi fıkhi bir mezhep değil arkadaşlar? Din kültürü kitabınızda bölümlerde var, bunların tanımı tek tek yapılıyor.
ve öğretmeniniz de zaten bir şema şeklinde bunları sizlere vermiştir. Hangisi bir fıkhi mezhep değil? Caferilik mi, Hanefilik mi, Maturidilik mi, Hanbelilik mi arkadaşlar? Doğru cevap Maturidi, Maturidi tarafından kurulmuş olan bir mezheptir. Fıkhi bir mezhep değildir arkadaşlar Maturidilik. Doğru cevap C seçeneği olacak. 8. İslam dininin inanç esaslarını açıklayan ve savunan ilmin adı. Evet, İslam dininin inanç esaslarını açıklayan ve savunan, imanın şartlarını yani açıklayan ve savunan ilim dalı hangisidir diyor arkadaşlar. Kelam mı açıklar, fıkıh mı, hadis mi, tasavvuf mu arkadaşlar? Evet, inanç esaslarını açıklayan ve bunun savunmasını yapan ilim dalı kelamdır arkadaşlar. Doğru cevap A seçeneği olacak. 9. Aşağıdakilerden hangisi Abdülkadir Geylani'nin eseridir? Abdülkadir Geylani'nin çok önemli bir eseri arkadaşlar. Fütuhul Gayb'dir. Doğru cevap. Zaten ona ait başka eser burada yok. Doğru cevap A. Fütuhul Gayb. Abdülkadir Geylani'nin çok önemli bir eseridir. Geçelim 10. soruya sevgili gençler. Aşağıdaki tarikatlar ve kurucuları eşleştirmiştir diyor. Hangi eşleştirme hatalıdır? Mevlevilik, Mevlana. Doğru mu bu arkadaşlar? Elbette ki Mevlevilik, Mevlana. Ahmet Yesevi, Yesevilik tarikatının kurucusudur. Bu da kesinlikle doğru. Kadirilik, Bahaddin Kadiri. Bu doğru mu arkadaşlar? Kadirilik mezhebinin kurucusu Bahaddin Kadiri midir? Bakalım. Bektaşilik, Hacı Bektaşi Veli. Evet, Hacı Bektaşi Veli, Bektaşiciliğin kurucudur. Ama Bahaddin Kadiri, Kadiriciliğin kurucusu olan bir şahıs değildir. Bu eşleştirme hatalıdır. Doğru cevap C seçeneği. Geçelim 11. soruya sevgili gençler. Bireylerin tarih boyunca ortaya koydukları maddi manevi değerler bütünü. Maddi manevi değerler bütünü bunu lisede, sosyoloji dersinde göreceksiniz arkadaşlar. Bu tanım kültürün tanımıdır arkadaşlar. Maddi ve manevi değerlerin bütünü ve insanların tarih boyunca bütün yapıp etmelerine biz ne diyoruz? Kültür diyoruz. Doğru cevap C seçeneği olacak. Geçelim 12'ye. Farklı düşünce ve davranışları anlayışla karşılama ve bu kimselerle birlikte yaşama erdemi göstermeye ne ad verilir? Evet, farklı inançtaki, farklı anlayıştaki insanlarla bir arada yaşamaya erdem diyor sorumuz. Bu erdem hangisi olabilir? Aşağıdakilerden hangisi olabilir? Elbette ki hoşgörüden başkası olamaz değil mi bu erdemin adı? Doğru cevap C seçeneği olacak arkadaşlar. Hoşgörü. Farklı inançlara, farklı kültürlere sahip insanlarla barış içinde bir arada yaşamaya biz hoşgörü diyoruz. Geçelim 13. soru. Alevilik ve Bektaşilikle alakalı bir sorudur arkadaşlar. 13. soru. Alevilik, Bektaşilikte dua kavramı aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilir? Semah, görgü, cemi, cem. Evet arkadaşlar, burada dua kavramı dörtlüklerden oluşan, çok güzel sözlerden oluşan gülbenkler vardır arkadaşlar Alevilikte. Alevilik kültürünü, Alevilikle ilgili kitaplar okuduğumuz zaman gülbenk Alevilikte çok önemli bir kavramdır. Çünkü gülbenkler Alevilikte dua kavramının karşılığıdır. Geçelim 14. soruya. Aşağıda verilenlerden hangisi Alevilikteki 12 hizmetten biri değildir? Evet, 12 hizmet arkadaşlar Alevilikte cem törenleri sırasıyla yapılan hizmetlerdir. Cem töreninde bunlar zaten gösterilir. Bu 12 hizmetten biri olmayan hangisidir? Dede zaten cemi yöneten kişidir arkadaşlar. Gözcü o cemde gözcülük yapar. Cemin huzurunu, düzenini bozanları uyarır arkadaşlar. Sofracı da orada sofrayı kuran, getiren, götüren kişidir. Ama ormancı diye bir kişi yoktur. 12 hizmetliden biri ormancı isimli bir kişi yoktur. Doğru cevap B seçeneği. Geçelim 15. soruya. Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesinde yer alan tasavvufi yorumlardan biridir diyor. Evet, İslam'daki tasavvufi olan yorum hangisi? Hanefilik, Malikilik, Caferilik, Kadirilik. Az önce buna benzer bir soru sormuştuk arkadaşlar. Tasavvufi olan burada Kadiriliktir arkadaşlar.
Diğerleri tasavvufi yorum değildir. Doğru cevap 15'te D seçeneği. Geçelim 16. sorumuz, bakalım ne diyor? Andolsun ki Resul Allah sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çokça zikredenler için güzel bir örnektir. Ayeti Hazreti Muhammed'in hangi özelliğini vurgular diyor arkadaşlar. 16. sorumuzun cevabı burada Allah'a ne kadar inandığını, Allah'ı ne kadar tamamladığını, Allah'ı ne kadar tanıtmaya çalıştığını ve sevdirmeye çalıştığını gösteren bir özelliktir. Bunun hangi seçenekte var arkadaşlar? Güzel ahlakının tamamlayıcısı olması mı? Son peygamber mi? İnsanlar rahmet olması mı? İnsanlık için bir uyarıcı olması mı? Tabii ki burada güzel ahlakın bir tamamlayıcısı olması özelliği ön plana çıkmaktadır. A seçeneği. Hemen 17. sorumuza geçelim arkadaşlar. Evet, videomuz fazla uzamasın diye çok açıklama yapmadan gidiyoruz. Aşağıdakilerden hangisi Hazreti Peygamber'in ahlaki özelliklerinden birisi değildir? Evet, bu sorular sizin için basit arkadaşlar. Olumsuz olan kavram hangisi ise odur. Çünkü Hazreti Muhammed'in ahlaki olmayan, olumsuz olan herhangi bir davranışı yoktur. Öz eleştiriden hoşlanmaması tam tersine arkadaşlar, işte hemen bulduk. Öz eleştiriyi yapar, kendi hatalarını kabul eder, hatalarını düzeltir. Dürüst ve güvenilir olması doğru, sorumlu, adaletli davranması doğru, merhametli olması doğru. Öz eleştiri ne demek? Kişinin kendi kendini eleştirmesi, sorgulamasıdır. Hazreti Muhammed bunu sıkça yapar. Geçelim 18. soruya. Şeytanın Allah'ın huzurunda kovulmasının sebebi hangisidir? Bu soruda her sınıfta karşınıza çıkar arkadaşlar. Şeytan neden Allah'ın huzurunda kovulmuştur? Ne demektir? Bu Allah'ın hoşlanmadığı bir şey yaptığı için. Yani bu yaptığı davranışlar hangisi arkadaşlar? Kibirlenmesi mi, bilgili olması mı, vesvese vermesi mi, ateşten yaratılmış olması mı bunun kovulmasının nedenidir? Tabii ki çok fazla kibirli olması ve kibirlenmesi Allah'ın huzurundan kovulmasının sebebidir. Doğru cevap A seçeneği sevgili gençler. Geçelim 19. sorumuza. Peygamberlere vahiy getirmekle görevli melek hangisidir? Mikail, Azrail, Cebrail, İsrafil. Evet, peygamberle Allah arasında elçilik görevi gören arkadaşlar, onlara Allah'ın emir ve yasaklarını ulaştıran melek elbette ki Cebrail'dir arkadaşlar. Doğru cevap C seçeneği. Geldik 20. ve sonuncu sorumuza. 20. sorumuzda her zaman size söylediğimizi tekrar edelim arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olun, videolarımızı beğenin, yorumlarınızı, eleştirilerinizi yorum kısmına mutlaka yazın ki biz kendimizi daha da geliştirerek size daha güzel videolar, daha güzel çözümler, daha güzel ürünler üretelim. Şimdi son sorumuzu beraber çözelim. Aşağıdakilerden hangisi tüm dinlerde bulunmaz? Tüm dinlerde olmayan hangisi? Ahlak anlayışı, her dinde ahlak anlayışı vardır arkadaşlar. Özel ibadet biçimleri, her dinin ibadet biçimi farklıdır. Kendine ait bir inanç sistemi, her dinin kendine ait bir inanç sistemi vardır. Kitap ve peygamber inancı. Ama her dinin kitabı yoktur, peygamberi yoktur arkadaşlar. Doğru cevap D seçeneği. Tüm dinlerde bulunmayan kitap ve peygamber inancıdır. Doğru cevap D seçeneği. Evet sevgili gençler, sınavımız burada sona erdi. Kanalımıza abone olup lütfen videolarımızı beğenin. Şimdilik sizde hoşça kalın diyoruz. Başarıyla ve bizimle kalın.